Değerli izleyenler, eğer emekliyseniz ve eviniz, arabanız, arsanız ya da bir tarlanız varsa, yani bunlardan bir tanesi daha iyi varsa bu yayınımızı lütfen sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyiniz. Bunun yanı sıra eğer kirada oturuyorsanız, kiracıysanız yani bir eviniz yoksa Lütfen siz de bu yayınımızı çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaparak ülkemizdeki emeklilerin, dar gelirlilerin ev sahibi olması için çok önemli bir müjdeyi verdi. Türkiye genelinde tüm illerimizde toplamda 100 bin konut yani ev yapılacak emeklilerimiz de bu fırsattan yararlanabilirler. Kirada oturanlar mutlak surette bu fırsattan yararlanmalı. Peki bu evler nerede? Bu evlerle ilgili olarak nasıl bir müracaat yapılması gerekiyor? Bu evlerin fiyatı nedir? Kaç para ve kaç ay taksit ödenecek? İşte bu sorulara tek tek cevap vereceğiz. Önce bu evlerin Türkiye'nin hangi il ve ilçelerinde bulunduğunu okuyalım. Ardından da evet, ardından da bu evlerden nasıl yararlanabiliriz? Nasıl başvurabiliriz? Bunları tek tek sizlere sıralayalım. Adana'nın Sarıçam ilçesi Akkuyu'da 800 konut yapılacak. Adana Sarıçam Buruk'ta 800 konut yapılacak. Adıyaman'da 300, Afyon'da 225, Afyon Dinar'da 94, Afyon Merkez Sadık Bey'de 350, Afyon Merkez Çetinkaya'da 480, Afyon Sandıklı'da 250, Afyon Emirdağ'da 151, Afyon Evciler Gökçek'te 200, Afyon İscehisar'da 250, Ağrı'da 500, Aksaray Güzel Yurt'ta 156, Aksaray merkezde 372, Aksaray Ağaçören'de 60, Aksaray Eskil'de 142, Aksaray Eşmekaya'da 100, Aksaray Sultan Hanı'nda 150, Amasya'da 421 merkezde, Amasya Gümüş Hacıköy'de 79, Ankara Beypazarı'nda 500 konut yapılacak, Ankara Güdül'de 200 konut, Ankara, Sincan'da, Saraycık'ta 2300 konut yapılacak. Ankara, Nallıhan'da 200 konut. Ankara, Bala'da 150 konut. Ankara, Haymana'da 150 konut. Ankara, Çubuk'ta 500 konut. Antalya, 250 konut. Antalya, Alanya ilçesinde 250 konut. Kemer'de, Antalya'nın ilçesi Kemer'de 100 konut. Antalya, Akseki'de 150 konut. Antalya Korkuteli'nde 250 konut, Ardahan Göle'de 300 konut, Ardahan Merkez'de 500 konut, Artvin'de 300 konut, Adıyaman ve Aydın Merkez'de 200 konut, Aydın Söke'de 200 konut, Balıkesir Susurluk'ta 200 konut, Balıkesir 6 Eylül'de 2300 konut, Balıkesir Dinkçiler'de 750 konut, Balıkesir Balya'da 100 konut, Balıkesir Bigadiç'te 150 konut, Bartın Merkez'de 150 konut, Bartın Ulus Abdipaşa'da 150 konut, Batman Gercüş Kayapınar'da 100 konut, Batman Merkez'de 184 konut, Batman Sasonda 116 konut, Bayburt'ta 300 konut, Bilecik Gölpazar'ında 168 konut Bilecik Bozüyük'te 332 konut, Bingöl'de 294 konut, Bingöl Suda 106 konut, Bitlis'te 300 konut, Bolu'da 300 konut, Bolu Mudurlu Taşkesti'de 100 konut, Burdur Karamanlı'da 109 konut, Burdur Merkez Kurna'da 250 konut, Burdur Yeşilova'da 241 konut, Bursa Yenişehir'de 200 konut, Bursa Gemlik'te 500 konut, Bursa Gürsü'de 400 konut, Bursa Harmancık'ta 80 konut, Bursa Kestel'de 250 konut, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 694 konut, Bursa Orhaneli'nde 126 konut, Bursa Yıldırım'da 150 konut, Bursa İnegöl'de 800 konut, Çanakkale merkezde 500 konut, Çankırı merkezde 566 konut. Çankırı Çerkeş'te 140 konut. Çankırı Eldiven'de, Eldivan'da 94 konut. Çankırı Şabanözü'nde 200 konut. Çorum Merkez'de 250 konut. Çorum Oğuzlar'da 100 konut. Çorum Uğurlu Dağ'da 150 konut. Denizli Acıpayam'da 360 konut. Denizli Bekirli'de 300 konut. Denizli Bozkurt'ta 150 konut. Denizli Honaz'da 200 konut, Denizli Kocadere'de 1050 konut, Denizli Yeniköy'de 1000 konut, Denizli Çivril'de 440 konut, Diyarbakır Üçkuyu'da 2000 konut, Düzce Merkez'de 300 konut, Edirne Merkez'de 210 konut, Edirne Lala Paşa'da 90 konut, Elazığ Bizmişen'de 700 konut, Elazığ Yemişlik'te 550 konut, Erzincan merkezde 195 konut, Erzincan Üzümlü'de 75 konut, Erzincan İliç 3. etapta 230 konut, Erzurum Aziziye Yeşil Mahallesi'nde 1158 konut, Erzurum Yakutiye'de 1100 konut, Erzurum Pasinler'de 142 konut, Erzurum Şenkaya'da 100 konut, Eskişehir Beylikova'da 500 konut Eskişehir Odun Pazarında 2500 konut. Gaziantep Güneykent'te 1900 konut. Gaziantep Şehit Kamil'de 2200 konut. Gaziantep Nurdağında 200 konut. Gaziantep Islahiye'de 400 konut. Gaziantep Nizip'te 500 konut. Giresun Aksu'da 600 konut. Gümüşhane'de 300 konut, Hakkari'de 300 konut, Hatay Belen'de 98 konut, Payas'ta Hatay'ın ilçesi Payas'ta 800 konut, Yayladağ'da Hatay'ın ilçesi 102 konut, Iğdır'da 300 konut, Isparta Merkez Çünür'de 700 konut, Isparta Sütçüler'de 200 konut, Isparta Aksu'da 100 konut, Isparta Eğridir'de 200 konut, İstanbul Arnavutköy'de 3750 konut, İstanbul Başakşehir'de 500 konut, İstanbul Tuzla'da 5.757 konut. İzmir Alaada 750 konut. İzmir Karabağlar'da 750 konut. İzmir Kemalpaşa'da 800 konut. Şimdi diğerlerini biraz sonra yine okuyacağız. Hangi ilde ne kadar konut var onları da okuyacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum izninizle bakın. Dar gelirli vatandaşımız için çok güzel bir uygulama. Saymış olduğum il ilçelerde bu konutlar TOKİ tarafından yapılacak. Aylık ödemesi 874 lira 2 artı 1 dairelerin, 3 artı 1 dairelerde var. Eğer hane halkının yani ev halkının geliri aylık geliri 5500 liranın altındaysa siz de başvurabilirsiniz. 20 yıl vadeli yani 240 ay vadeli bu konutlardan kuraya katılarak TOKİ tarafından yapılacak olan kuraya katılarak siz de alabilirsiniz. Kurada isminiz çıkarsa yüzde 10 peşinat ödüyorsunuz yüzde 10 evet toplamda yüzde onluk peşinattan sonra yani toplam yaklaşık 200 bin lira civarında bu daireler evet cephesine metrekaresine göre değişiyor Ancak 200 bin lira civarında bu evlerden alabilirsiniz şimdi biz ilk bu müjdeyi verdiğimizde pek çok emeklimiz bize şunu söyledi kardeşim Ben 1500 2000 lira civarında bir emekli maaş alıyorum nasıl 897 lira ya da 900 lira diyelim bir aidat bir taksit ödeyeceğim haklılar eminim ki pek çok emekli bu parayı ödeyemeyecek. Çünkü emekli almış olduğu emekli maaşıyla sadece ve sadece karnını doyurmaya çalışıyor. Özellikle 2000 liranın altında emekli maaşı olan vatandaşlarımız yarı tok yarı aç. Maalesef. Kusura bakmayın. Ben sadece gerçekleri konuşuyorum. Kimseye aç demek benim haddim değil ama ülkemizin ekonomik şartları göz önüne alındığında 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımızın karnını doyurabilmesi evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hele bir de fatura ödemesi kira ödemesi neredeyse imkansız bu kadar imkansız nasıl ödeyecek 500 liradan aşağıya vatandaş toplamda bir fatura ödemiyor ki elektrik su doğalgaz cep telefonu faturası etti sana 500 lira onun için bu ucuz konut kampanyasının tüm emeklilerimizi kapsayacak şekilde maksimum 400 lira taksitle ödeyebileceği hale getirilmesi gerekiyor. Evet, başka yolu yok. Şimdi borcu olan emeklilerimiz biliyorsunuz çok perişan durumda. Her ay daha emekli maaşını eline almadan bankaya kredi taksiti ödüyor. Ya değerli izleyenler, şu anda ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın bankaya borcu var maalesef. Evet. Bu borcun ödenmesi, bu borcun emeklimizin sırtından inmesi inanın bana mevcut şartlar içerisinde bu emekli maaşıyla maalesef mümkün değil. Burada yapılması gereken tek bir şey var. O da 10 maaş ikramiye. Evet. Diğer bir adıyla 10 maaş avans. Emeklimize 10 asgari ücret tutarında yani 10 çarpı 2324 toplamda 23400 lira civarında avans verilmediği sürece emeklimiz maalesef ve maalesef Bankaya olan bu borcundan kurtulamayacak. Çünkü emekli her ay 600, 700 ya da 800, hadi bin lira ödüyor, elinde hiçbir emekli maaşı kalmıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor derken ömrü bitiyor, öleceği güne kadar emekli maalesef borçlu, maalesef. İşte bunun için mutlak surette artık 10 maaş avans uygulamasının yürürlüğe girmesi gerekiyor. Aksi halde emeklinin bu çilesi maalesef bitmeyecek. Emeklimizin çilesi neredeyse öleceği güne kadar devam edecek. 1300-1500 lirayla emeklimizi bu borç batağının içerisinden çıkarmamız tabii ki mümkün değil. Mümkün değil. Nasıl çıkartacağız arkadaş? vatandaş karnını mı doyursun bankaya borcunu mu ödesin emekli ne yapsın arkadaş